Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, basın temsilcileri, 2022 yılı bütçesini görüşmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görüşlerimi paylaşmak isterim. Öncelikle Sayın Bakan, turizm sektöründen geldiği için sanırım kültür ve sanata bu bütçede üvey evlat muamelesi yaptığını görüyorum. Aslında tuhaflık Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aynı bakanlığın yetkisinde aynı çatı altında olmasından başlıyor. Zira turizm tüketime, kültür üretime dönük bir alan. Bunun altını çizmek gerekir diye düşünüyorum. Bu iki yapıyı aynı çatının altında toplamakla binlerce yıllık tarihi ve kültürel birikimi atıl bırakırsınız ki bırakıyorsunuz da. Oysa kültür başlı başına bir alan ve önceliğiniz turizmin aldığı fonlar altında eziliyor, önceliğiniz olan turizm fonları altında. Bakanlığınızın bütçesine baktığımızda merkezi bütçe içindeki payının binde üçlere kadar gerilediğini görüyoruz. Yetmemiş olacak ki kültüre ayırdığınız payı da her geçen yıl daha da azaltıyorsunuz. Bir yandan yerli ve milli kültür iddiası ortaya koyup öte yandan kültür bütçesinin her yıl erimesini seyrettiğimizi görüyoruz. Bu sebeple sağlıklı bir bütçe için bakanlığın iki ayrı çatı altında yeniden örgütlenmesi gerekiyor. Zira inşallah bunu iktidarımızda biz gerçekleştireceğiz. Bakın bu kapsamda İstanbul'da Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla kültür stratejileri forumunu düzenledik. Kültür sanat alanında birçok değerli isimi ağırladık ve Sayın Bakan'ın bu konuda hazırlayacağımız raporu size de ileteceğim. Umarım faydalanırsınız. Ana hatlara gelecek olursak bu bütçe kültür sanat emekçilerinin sosyal ve ekonomik haklarını güvence altına almaktan oldukça uzak. Hala statüleri ve meslek tanımları olmayan sanatçılara kapsamlı bir sosyal güvenlik hakkı tanımadığını görüyoruz. Bugün geliri 2000 liradan az ve neredeyse sıfır noktasında yaşayan emekçiler için hiçbir iyileştirici durum, kaynak yok. Soruyorum, pandemi tablosu yeniden ağırlaşırsa kültür sanat endüstrisini nasıl ayakta tutacaksınız Sayın Bakan? Pandemiden ders çıkararak sanatçılara kapsamlı bir sosyal güvenlik hakkı tanıyacak mısınız? Belki bu soruma teşvik paketleri var diyeceksiniz. Evet, bazı alanlarda teşvik paketleriniz var, doğru, ama yeterli değil bu teşvik paketleri. Ayrıca biz belirlediğiniz koşulların net olmadığını ve değerlendirmelerin de keyfi yapıldığını görüyoruz. Bu keyfilikten dolayı bağımsız faaliyet gösteren küçük ölçekli sanat üreticilerini mağdur ediyorsunuz. Unutmayın ki bu sektörden ekmeğini kazanan yüz binlerin vebali sizin boynunuzda. Biliyoruz, önceliği turizm, normal, rant pastası daha büyük. Ama turizmcinin de kan ağladığını görüyoruz. İki yıldır durgun olan sektör aşılamayla iyimser bir havaya girmişti. Yönetilemeyen pandemiden dolayı sektör yeniden kara bulutların kapladığı görülüyor. Yetmedi, ekonomik darboğaz sektörü tarumar etti, maliyetler arttı, turizm geliri %65 azaldı. Siz ne yaptınız? Çıkardığınız turizm teşvik yasasıyla ormanların, yaylakların, kışlakların yağmalanmasını yasallaştırdınız. Aslında bu yasaya gerek yoktu. Zaten Cumhurbaşkanı kararnamesiyle koyların imar açılması olağanlaştı. Ekonomi çarkı dönsün diye varyantlara rağmen sınırları açtınız. Sektöre aşı önceliği vermediniz. Ölümler artarken sesinizi duymadık Sayın Bakan. Hedeflediğiniz turizm sayısına da ulaşamadınız. Şimdi buradan soruyorum. Bu vurdum duymazlık nedeniyle kaç turizmciyi kaybettik? Evet, siz turizmcisiniz. Turizme ağırlık verdiğiniz kesin. Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür diyen bir milletvekili olarak kültürü biraz daha fazla size hatırlatacağım bugün. 2022 bütçesinde 5 müteahhite peşkek çekilen otoyol ve köprüler için tam 20 milyar lira garanti ücreti ayrılmış. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı ayrılan bütçene 7 milyar lira. Şimdi sormak istiyorum ve bu sorulara cevap bekliyorum. Bakanlığın onca sorunu varken yatırım yapılması gereken yüzlerce kültür sanat kurumu, kütüphaneler, müzeler, öğren yerleri ve daha niceleri öylece dururken yine yüz binlerce kültür sanat emekçisi kaderine terk edilip aç kalmış, açlığa mahkum edilmişken, turizm can çekişiyorken, 11 aydan fazla çalışıp bu güzel ülkenin herhangi bir beldesinde
3 gün bile tatil yapamayan milyonlar varken siz bütçenizden 3 misli büyük bir kaynağın kullanılmayan yol ve köprülere aktarılmasını içinize sindirebiliyor musunuz? Bakın 20 milyar nerede, 7 milyar nerede? Buna cevap bekliyorum Sayın Bakan. Bunun dışında bence bu kul hakkı yemek, kul hakkı yemekse nedir, değilse nedir? Bunu da merak ediyorum. Hayır, biz yatırımlarımızla halkımızı kucaklayacağız diyorsanız da bu bütçede ayrılan yatırım bütçesi 1 milyar 800 milyon civarında baktığımızda bu rakam ilk kez duyanlar için yüksek görünebilir. Bravo diyenler olabilir. Hatta A Haber'e bırakırsak başkanımız var olsun kültürü ihya etmek için milyarlar ayırmışlar diyebilir. Eminim ama bunun doğru olmadığını siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Bakın Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 2022'de iki taksitte en az 4 milyar lira garanti ücret ödeneceğini biliyoruz. Ne acı ki kültür sanata reva gördüğünüz yatırım bütçesi bu ücretin ilk taksitini bile ödemiyor. Sonra bu haksız, hukuksuz ve adaletsiz bütçeyi kabul etmemizi bekliyorsunuz. Mümkün değil tabii ki. Pandemiden tüm meslek grupları etkilendi. Kültür sanat endüstrisi de en yoğun yara alanlardan oldu. 50 binden fazla müzisyen işsiz kaldı. Ellerine ekmek götüremediler. Kademeli normalleşmeyle ümitlendiler. Öyle ya, bir yıldan fazladır AVM'leri açmıştınız. Uçakları havalandırıyordunuz. Marketler dolup taşıyordu. Partiniz lebalep toplantıları spor salonlarında bir miting alanı gibi yapıyordu. Burada bir sıkıntı yoktu. Ne hikmetse sıra sahnelerin açılmasına gelince aniden bir sıkıntı söz konusu oldu. Bu bir genelgeyle açık hava dahil bütün konser ve gösterileri yasakladınız. Maske, mesafe ve temizlik kuralını gerekçe gösterdiniz buna da. Sonuçta ne oldu? Geçimini sahne sanatlarından sağlayan on binlerce emekçi faturasını dahi ödeyemediği için elini yıkayacak su bulamadı Sayın Bakan. Sosyal devlet halkı kucaklayan, kolaylaştıran, mağdur etmeyen devlet demektir. Önlem adı altında bir mesleğin icrasını kısıtlıyorsunuz, o meslekten geçinenlerin hayatlarını ekonomik olarak garanti altına almanızı gerektirir kısıtlıyorsanız. Ki bu temel göreviniz zaten, bu sorumluluğu bile yerine getirmediniz. Yine gelen tepkiler üzerine müzik susmasın dediniz. İyi dediniz, biz de susmasın diyoruz. Destek programına başvuran 40 bin müzisyen vardı, yararlandılar bu. 40 bin müzisyen faydalandı bundan. 3'er bin liranın 280 milyonca ödediniz. Sayın Bakan, bu yeterli mi? Bunu da merak ediyorum. Çünkü pandemi boyunca asgari hayat şartlarını sunmadınız. Sunamadınız demiyorum. Çünkü bilinçli olarak, tercih olarak sunmadınız. Yaklaşık 1 milyon kişi istihdam eden müzik sektörü iktidarın ideolojik dünyasına ters düştüğünden olsa gerek üvey evlat muamelesini gördü, görüyor da. Sıklıkla biz hayat tarzlarına karışmıyoruz deseniz de aslında kültür sanat emekçilerin hayatlarını alt üst ettiniz, mahvettiniz. Zira parasızlıktan, açlıktan, mutsuzluktan hayatına son veren birçok sanatçı oldu bu dönemde. Halbuki 40 bin kişinin destek paketinden yararlanmasının övünülecek bir yanı olmadığını düşünüyorum. Geçinemiyoruz diyenlere soruşturma açılırken vicdanınız rahat mıydı Sayın Bakan? Anımsarsanız kamuoyunda özel kopyalama harcı olarak bilinen fonu derhal devreye sokun diye dedik. Kulağınızı tıkadınız buna. Fonda biriken parayı en son 2017'de 320 milyon olarak açıkladınız kamuya. Ve bugüne kadar da orada kaldı bu hesap. Bugüne kadar da bu paranın akıbetini defalarca sormamıza rağmen ben şahsım bir cevap alamadım. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vekili olarak bir kere de buradan sormak istiyorum. Bugün itibariyle özel kopyalama harcında biriken para ne kadardır? Bu fon devlet sırrı mıdır Allah aşkına? Biriken parayı açıklamıyorsunuz 2017'den beri. Bugüne kadar ana para faiziyle birlikte bir yere harcandı mı? Harcandıysa nerelere aktarıldı? Sanatçılara ait parayı pandemi gibi zor günde neden kullanmadınız? Bir çocuk bile kendi kumbarası üzerinde yetki sahibiyken sanatçılara kendi paraları üzerinde neden söz hakkı vermiyorsunuz? Bu parayı kimlere verdiniz derken şunu da atlamayayım. Yoksa bu parayı da yandaş 5 müteahhite hibe mi ettiniz? Buradan hatırlatayım. Biz kültür sanata bir nebze can suyu olsun diye 320 milyon lira için çırpınırken aynı dönemde bizi kıskanan Almanya var ya, o ne yaptı bir bakalım diyorum buradan. Kültür yardımlarını 2 milyar euroya
yükseltti. Yani 22 milyar Türk lirası ek bütçe ayırdı. Almanya'nın sadece böyle bir dönemde ayırdığı ek bütçe neredeyse bizim ayırdığımız, bizim bakanlıktan 2022'ye ayırdığımız bütçenin 3 katı. Bunda da ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Gelelim tiyatrolarımıza. Özel tiyatro desteklerinden yaralananların sesini 2022 yılında da duymayacak mısınız? Bunu soruyorum. Evet, yaralananlar diyorum. Yararlananlar demiyorum. Çünkü öyle bir sistem getirdiniz ki birçok tiyatro destek programımıza başvuruyu bile denemedi. Geçen yıl yine burada Türkiye'nin hayali ihracattan sonra hayali tiyatrolarına tanık olduğumuzu gündeme getirmiştim. Yardım listeleri açıklandığında sürecin devamı beni yanıltmadı. Adı bilinmeyen, oyunu bilinmeyen, aslında bir gecede kurulan tiyatrolar ihya edilip gerçek tiyatro emekçileri burada da yolda bırakıldı. Anlaşılan o ki 2021'de olduğu gibi 2023 bütçesine baktığımızda tiyatro emekçilerinin aynı kaderi reva görüldüğünü görüyoruz. Allah aşkına bu ekonomik şartlarda vergi ve SGK borcu olmayan kaç tiyatro var gerçekten Sayın Bakan? Bunu da merak ediyorum, bunu da sormak istiyorum. Oysa sunacaklarınız çok basit. 2022'de vergiler öteleyebilir, kira, elektrik, su gibi giderlere destek verebilirdiniz. Sayın Bakan, bunu neden yapmadığınızı merak ediyorum. Hakkınızı yemeyelim, hiçbir şey yapmadıysanız bir şey yaptınız aslında. Sanatı yok etmeye, sanatçıyı da kul etmeye çalıştınız. Ömrünü halkına ve sanatına adamış Müjdat Gezer, Metin Akmadar, Gence Erkal gibi daha nicelerini mahkeme mahkeme dolaştırdınız. Hapis cezalarıyla sindirmeye, yıldırmaya çalıştınız. Ama unutmayın, demokrasiyi, cumhuriyeti, insan haklarını savunanlar asla susmaz ve asla vazgeçmeyecekler. Kültür sanat deyince mağduriyet artırıyor, çevre genişliyor. Yine kayıtsız çalışan sokak müzisyenlerimiz ve düğün sanatçılarımız da var. Evet, bu sanatçılarımız, bakın bu sanatçılarımızla ilgili tabloya baktığımızda da aslında 20 yıldır iktidarınızda onlar için de hiçbir şey yapmadığınızı, güvencelerini yok, sıfırı tükettiğinizi görüyoruz. En azından asgari ücret tutarında sürekli yardım yapılması talepleri vardı. Bunu da tekrardan size hatırlatmak istiyorum. 2022 bütçesi 2021'e rahmet okutur olduğunu görüyoruz. El avuçta ne varsa götüren bir bütçe hazırlanmış. Elbette bu bir ideolojik tercih, bunu da altını çizelim. Neden mi? Pandemi boyunca hiçbir yaraya merhem olmadan sözlü desteklerse de özet özet olan kurtarma paketlerini getirdiniz. Bunun da dolayısıyla başka bir anlamı yok. Özellikle olması gereken kültür sanat alanına yapısal müdahalelerde bulunarak kurumları yozlaştırdığınızı gördük. Özellikle OHAL sürecinde inşa ettiğiniz KHK düzeni kültür ve sanat alanına ağır darbe vurdu Sayın Bakan. Devlet opera, bale ve tiyatroları gibi köklü kurumların içini boşalttınız. 703 sayılı KHK'lar ile devlet tiyatrolarının mali özelliklerini ortadan kaldırdınız. Cumhurbaşkanına bağlı kültür ve politika kurulunu oluşturdunuz. İdari özelliği de böylece yok ettiniz Sayın Bakan. Onun da belgesi buradadır, gösteriyorum. Evet, baktığımızda Sayın Bakan, bunların dışında aktarabileceğim Ankara'dan kalmak isteyen kadrolu ve 4 beylik topluluk üyelerini mağdur etmeyeceğiz dediniz. Ancak onları da yine mağdur ettiniz. İstanbul'a gitmek isteyemeyenlerin sözleşmeleriyle tehdit ettiniz. Ve İstanbul'a gitmek isteyemeyen 25 dansçı, 33 dört beyliği sarı zarf yollayarak aslında açık açık söylemek istediğinizi söylediniz. Onun belgesi de buradadır, yolladığınız yazının. Siz sanatçılarımızı böyle mi koruyacaksınız? Gerçekten merak ediyorum. Şurası bir gerçek ki kültür endüstrisini çok kötü yönetiyorsunuz. Bakın müzelerle ilgili bir sürü ihbar geliyor. Kaybolduğunuz, tespit etmediğiniz ve çalınmasına engel olmadığınız bir kayıplar müzesi yarattınız. Antalya Arkeoloji Müzesi'nden, Zeugma'dan, Ankara Resim ve Heykel'den kaybolan eserler nerede? Sayıları nedir? Bunlar halkın malı. Tüm yurttaşlarım adına soruyorum. Siz biliyor musunuz? Ben bilmiyorum.
Kayıp eserlerle ilgili bilgi edinme talebinde bulundum. Aylar sonra gönderilen cevapta kayıp eserler ekli listede dediniz. Ekine baktım. Liste yoktu. Onun belgesi de budur. Onu da burada gösteriyorum. Böyle bir liste yok. Sehven yazılmıştır dedi bürokratlarınızı aradığımızda. Bu cevabı aldık. Sayın Bakan, müzeleri bu ciddiyetle mi koruyorsunuz gerçekten? Eğer böyleyse vay halimize. Batman Müzesi ile ilgili iddialara gelince 2017'de ele geçirilen paha biçilmez Roma ve İslam dönemine ait altın sikkeler ne oldu, bunu da merak ediyoruz. Paha biçilmez diyorum çünkü değer tespiti bile yapılmamış, hiçbir çalışma zimmetlenmemiş. Bu sikkeler buhar olup uçtuğunu iddia ediliyor. Doğru mu bu? Buna da bir cevap bekliyorum. Böyle binlerce eser var. Anımsayın, geçen yıl Zeugma Müzesi'nde de benzer iddialar gündeme geldi. Gencecik bir arkeolog Merve Kaçmış arkasında bıraktığı "Ben Masumum" notuyla hayatına son vermişti. O soruşturma ne oldu? Merve Kaçmış'ın acılı ailesini nasıl helalleşeceksiniz? Bunu da buradan sormak isterim. Yine diğer bir sorum ise Kültür Bakanlığı'nın görevi sahip olduğu müzeleri Cumhurbaşkanlığı için makam odasına mı çevirmek değerli bakan? Atıl bıraktığınız Atatürk Havalimanı'na bu paha biçilmez eserleri hangi gerekçeyle taşıdınız? Bu talan değilse nedir? Topkapı Sarayı'na değinmeden de olmaz gene. Her fırsatta Osmanlı'yı övdünüz ama sarayın asırlık ağaçlarını kestiniz. Yol yapmak için tarih eserlere zarar verdiniz. Medeniyet yoldur sözünü son derece yanlış anladığınızı düşünüyorum bundan dolayı. Bu arada kabinenizin yeşille ve ormanla da arası iyi değil pek. Beton ve maden için zarar vermedik, orman bırakmadınız. Anlaşılan sırada kültürel miraslarımız var. Kütahya'daki İstiklal Savaşı süperlerine göz diken maden işletmeleri için neden komisyon kurdunuz Sayın Bakan? Buradan kimin, hangi çıkarı var? Ama şunu da altını çizmek isterim ki kültürel miraslarımızı maden ocağına çevirmenize de izin vermeyeceğiz. Yine bakanlık bünyesinde liyakat anlayışını felce uğrattınız. Açtığınız sınavların hepsinden kötü kokular geliyor. Kütüphane müdürlüğü sınavında kütüphaneci olmayanları, şube müdürlüğü sınavında düşük puan alanlara atamaya kalktınız. Bir yerden talimat mı geldi? Kimden torpilli bu kişiler bilmek istiyoruz. Göz bebeğimiz Devlet Opera Balesi'ne gelince genel müdürün sekreteri ve şoförü dahil 11 kişi için hülle yapıldı. Sınavı kazanamayanları önce müdür yardımcı kadrosuna getirdiniz, sonra da şube müdürü yaptınız. Ne diyeyim, liyakat ölmüş, cenaze ortada duruyor. Sayın Bakan, kaldırmayı düşünüyor musunuz bu cenazeyi? Bunu sormak istiyorum. Devlet tiyatrosu eleman alımı için sınav açtınız, ancak aylar geçtiği halde sonuçlar neden açıklanmadı? Öğrendiğimiz kadarıyla devlet tiyatrosu için GBT sonuçlarını bekliyormuşsunuz. Bu bilgiyi aldık. Sayın Bakan, MİT'e ajan mı seçiyorsunuz Allah aşkına? Yoksa tiyatroya sanatçı mı seçiyorsunuz? Bunun da bir cevabı vardır sanırım gene. Gelelim DÖSİM personeline. DÖSİM personeliyle ilgili ise birçok virtüöz ve koristin kadro ünvanı veri kontrol hazırlama işletmeni olarak geçiyor. Bir Sayıştay denetimi olsa bu personel nerede diye sorsalar ne cevap vereceksiniz? Buradaki sanatçıların haksız yere soruşturma geçirip bu şekilde rencide edilmesine neden müsaade ediyorsunuz? Bunun cevabını da merak ediyorum. Sayın Bakan, kültür kurumlarının kurumsal hafızasını kadrolu personeller oluşturur. Torpilli kişiler için kadrolu sanatçı sayısını sürekli düşürüyorsunuz. Bunu görüyoruz. Devlet eliyle yaratılan bu güvencesiz çalışma koşullarına neden izin veriyorsunuz? Yine asgari ücrete yakın maaşlarla sanatçı çalıştırıyorsunuz. Bakın, elimdeki belgede görebilirsiniz. Burada 3600 ek göstergesi olan bir teknik kadronun maaşı 3570 lira olabilir mi? Siz bunu sanata ve sanatçıya yakıştırıyor musunuz? Bunu soruyorum. Diyeceksiniz ki ikramiye veriyoruz. Onlar paralarını zaten alın teriyle kazanıyor Sayın Bakan. Ama siz bu ikramiyeleri maaşa yansıtmadınız ve bu nedenle de emekli maaşlarına ve geleceklerine ipotek koyuyorsunuz. Süre kısa, kültür sanata ait kalan sorularımı atlamak istemiyorum. Yine sanatçıları ticari kurumlar gibi vergilendiriyorsunuz. Yeni düzenleme yapmamakta neden ısrar ediyorsunuz? Yine 5225 sayılı kültür girişimleri ve yatırımları kanunu günün ihtiyaçlarına göre neden düzenlenmiyor?
Uzun süredir bekleyen bir telif hakları yasa taslağı var. 10 yılı aşkın süredir konuşuluyor. Bir icraat yok. Hayır, ilk kez de süreniz tamamlanmıştır. 2 dakika ek süre veriyorum. Uzatma imkanı yoktur. Lütfen. Teşekkürler. Teşekkürler. 10 yılı aşkın süredir konuşuluyor. Bir icraat yok. Çalışmalar ne durumda? Bunu merak ediyorum. İhlal ve korsanla mücadele için hangi yasal, idari ve ekonomik tedbirleri aldınız? Pandemiyle uluslararası dijital platformu tekeline giren sinema sektörünü korumak için ne gibi teşvik ve destekler geliştirmeyi, tedbirler almayı düşünüyorsunuz? Sorun neden kaynaklanıyor onu da bilmiyoruz ama hangi rant odakları alan başkanlıklar alanları bu başkanlıklara müdahale ediyor? Varsa bunu da bilmek istiyoruz. Yine merak ettiğim diğer de önemli konu, RTÜK'ü bir sansür aracı olarak kullanmaya devam edecek misiniz? Sayın Bakan, 21. yüzyılda RTÜK eliyle dijital utanç duvarlarını inşa ediyorsunuz. Hani bu konuda ne düşünüyorsunuz gerçekten? Hani Nazım Usta diyor ya, bugün yarına çıkar, yarın bugünü yıkar. O duvar, o duvarlarınız vız gelir bize. Elbet gün gelir bu dijital duvarlar da yıkılır diyorum. Yine turizmle ilgili sorularım var birkaç tane sürem yettiğince. Sayın Bakan, tekelleşmeyi turizmde nasıl önleyeceksiniz? Küçük işletmeleri nasıl yaşatacaksınız? Bunun dışında ben bu çalışmaya gelmeden önce, bu komisyona gelmeden önce bildiğiniz bir tur şirketinden bir fiyat almak istedim 4 kişilik aile için. 3 yıldızlı bir otelde konaklama masrafları dahil ulaşım hariç olan aldığım fiyat 3700 liraydı. Asgari ücretin 2825 lira 90 kuruş olduğunu düşünürsek milyonlarca ailenin tatil yapma şansı yok. Kendi yurttaşımıza bunu mu reva görüyoruz? Bunu sormak istiyorum. Ve istihdamın büyük darbe aldığını hatırlatarak kayıt dışı çalışanlarla birlikte 500 bin kişi işsiz kaldı. Bu kişiler için ne yaptınız? Bunu merak ediyorum. Ve sonunda mevsimlik ve sigortasız çalışanlara turizm sektöründe kısa çalışma ödeneğinden yararlanması için ne yaptınız? Bunu sormak istiyorum. Teşekkürler. Nurhan İmir. Doğru mu? Nurhan İmir Hanım'a söz vereceğim. HDP'den. İYİ Parti'den Sayın Osman Orhan Çakırlar burada gördüğüm kadarıyla. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sayın Tamer Osman Ağaoğlu'na bir sonraki şeyde tamam. Şu anda bir söz talebi yok. O yüzden atlıyorum. AK Parti'de de yok. Sonra CHP'ye geleceğim ve Sayın Mehmet Bekeroğlu'na söz vereceğim. Bu sırayla söz vereceğim arkadaşlar. İsmet Topdemir Bey'i buyurun lütfen, süreniz 5 dakika. Sayın Bakan, Sayın Başkan, değerli komisyon üyeleri ve değerli milletvekilleri, değerli bürokrat arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İktidarın 2022 yıllık programında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının bu yıl sonu itibariyle bir önceki yıla göre %82.2 artarak 23 milyon 200 bin kişiye ulaşacağı öngörülmüş. Buna paralel olarak da turizm gelirinde de ciddi bir yükselme olacağı öngörülmüş. Öngörünüz çok güzel. Döviz kurları bu kadar yükselmişken, paramız yabancı para birimleri karşısında pul olmuşken, turizme en ucuz ülke olmuşken, turist sayımız artabilir, turist sayısında rekor da kırılabilir. Ancak elin asgari ücretle çalışanı, emeklisi ülkemizde tatil yapabilirken neden bizim asgari ücretli çalışanımız, emeklimiz tatil yapamıyor? Bu konuda 2022 öngörünüz nedir? Diğer taraftan turizm sektöründe çalışan 8 ay çalışıp 8 aylık maaş alıyor, 4 ay maaşsız olarak evinde beklemek zorunda kalıyor. Sektörde çalışanların büyük bir kısmı asgari ücretli. Günümüzde asgari ücret açlık sınırının çok altında. Sektörde de çalışanlar kazandığı parayla ay sonunu getiremiyor. Bir kişi 8 aylık maaşla 12 ay nasıl yaşayacak? 8 ay çalışan turizm emekçisi 8 aylık bir sigortaya sahip oluyor, 4 ay sigortasız kalıyor. Yani daha geç emekli oluyor. Turizm sektöründe çalışanların çoğunun gelecek hayali kalmadı.
Çünkü geleceğe oluşturabilecek bir gelir olmuyor. Turizm personeli artıp aile kurmak bile istemiyor. Çünkü geçim çok zor. Ailesi olanlar da artık anne baba ile kalmak zorunda kalıyor. Çünkü ancak o zaman geçinebiliyor. Turizm çalışanı perişan durumdayken Sayıştay raporuna göre kasıt, kusur ve ihmallerden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem ve eylemleriyle kamuoyu en fazla zarar uğrattığı uygulama sonu kesinleşenler arasında ilk sırada Kültür ve Turizm Bakanlığı bulunuyor. Bunun yanı sıra zarar olarak verilen tutarların sorumlularından tahsil edilemediği de resmi raporlara yansıyor. Bir tarafta 8 ay asgari ücretle çalışarak ayakta kalmaya çalışan turizm çalışanları, diğer tarafta kurumu zarara uğratan hem de herhangi bir yaptırımı yerine getirmeyen bakanlık sorumluları. Bu mudur adaletiniz? Değerli arkadaşlar, turizm denince hep Antalya, Muğla ilk akla geliyor. Oysa ki dünyanın ikinci büyük mozaik müzesi, dünyanın ilk kilisesi St. Pierre, Anadolu'nun ilk camisi Habibi Necar Camii, tarihte ilk ışıklandırılan cadde olan Kurtuluş Caddesi, dünyanın en büyük sahil şehri Samandağ sahili, Türkiye'nin tek Ermeni köyü Vakıflı Köyü Hatay'dadır. Yaklaşık 460 yemek çeşidiyle dünyanın en zengin mutfaklarından birine sahiptir. Tüm bu zenginlikler Hatay'ı deniz turizmi, inanç turizmi, gastronomi turizmi, ekolojik turizm gibi turizmin pek çok çeşidi açısından dünyada ciddi bir forma oturtmaktadır. Hatay, Suriye İç Savaşı'nın etkisiyle 11 yıldır savaşın gölgesinde kalmasıyla gelen yerli ve yabancı turist sayısında ve dolayısıyla turizm gelirlerinde büyük bir kayba uğramıştır. İktidarın yanlış Suriye politikası Hatay turizmini 10 yıldır batılamaktadır. Bölge ekonomisine ve tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan Hatay Expo 2021 pandemi tedbirleri nedeniyle alınan uluslararası seyahat ve yasakları ve vaka sayılarındaki artışlar nedeniyle gecikmeyle 1 Nisan 2022'de açılacak. Hatay Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen binlerce iş insanını ve onlarca büyük yatırımcı şirketi ağırlayacak olan Hatay Expo için bakanlık olarak hiçbir destek sunmadınız. Oysa Antalya 2016 yılında Expo'yu genel bütçeden yapılmıştır diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum İsmet Bey. Hatay'a da selam söylüyoruz. Sağ olun. Olamamaktan yakınıyor Adalet ve Kalkınma Partisi 20 sene sonra. Olamazlar, olamayacaklar. Çünkü bu arkadaşlarımızın kurum ve değerlerle, mevcut olanla ilişkileri... Değerli arkadaşlar, Sayın Bakanımızın hatibi dinlemesi gerekiyor. Rica ediyorum. Daha sonra iletebilirsiniz. Süremi ilişkiler iktidar ilişkisi şeklinde oluyor. O nedenle ele geçirme, karşıtlık üzerinde kurulan ilişkilerde yeni bir şey ortaya çıkması mümkün değil. Değerli arkadaşlarım, bazıları ki birçokları Adalet ve Kalkınma Partisi sanki İslami kültürü yerleştirmek için bir şeyler yapıyor. İşte İslam'ı getirecek, şeriatı getirecek filan böyle eleştiriler var. Ta baştan beri filan geliyor. Yani tabii böyle bir İslam'ı ne getirecek bilemiyorum ama yani böyle bir ideolojik ele geçirme, yani biz burayı ele geçirirsek, mevcut olanı ortadan kaldırırsak yeni bir şey kurarız anlayışı var, mevcut. Ama bundan ibaret değil. Sizin kültür iktidarı ile ilişkinizin başka önemli problemleri de var. O nedenle kültürel iktidar olmanız mümkün değil. Bunlardan bir tanesi her şeyi araçsallaştırdığınız gibi kültürü de araçsallaştırmışsınız. Siyasetin, kavganın, kutuplaşmanın aracı olarak kullanıyorsunuz. Kimlikleri sabitlemişsiniz ve daha da sabitlemeye çalışıyorsunuz filmlerle, dizilerle, işte bir sürü çalışmalarla bunları yapmaya çalışıyorsunuz ve bunun üzerine de siyaseti kuruyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir kültür kullanımında, israfından hiçbir şekilde kültürel iktidar çıkarmanız mümkün değil. İyi ki çıkaramıyorsunuz. Bakın, siz her şeyi ama her şeyi araç olarak, ya kültür insanları vardı ya, onlara neler yaptırdınız ya? Ya bu insanları gittiniz, efendim reklam filminde oynattınız, müteahhit yaptınız bu insanları. İmar affını tanıtmak için bunları kullandınız.
Türkiye'nin en büyük kültür insanları, sanat insanlarının adını tünellere verdiniz ya. Maraşlı edebiyat yolu yaptınız ve Maraşlı şairlerin adlarını tünellere verdiniz ya. Bir kitap evine verseydiniz. Bu anlayıştan kültür çıkarmak falan mümkün. Ya hepsini ele geçirdiniz sanatçıları. Bir tane o dönemi, bir tane Sezai Karakoç sizin döneminizde, bir tane Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, bir tane yenisini de. Mümkün değil. Bakın size bir Erdem Bayazıt, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez diyaloğunu anlatayım ve nasıl kültür yapmaya çalışıyorsunuz ve nasıl insanları bunun için araçsallaştırdınız. Bakın, Diyanet İşleri eski başkanı Mehmet Görmez ve Sezai Karakoç arasındaki konuşma sosyal medyada da gezdi. Karakoç'un konuşması sırasında Mehmet Görmez diyor ki, sizi hacca götürelim diyor üstadım, hacca götürelim. Karakoç cevap veriyor, bana hac henüz fazla olmadı. Farz olduğu zaman giderim inşallah diyor. Şimdi devam ediyor, üstadım Diyanet olarak sizi hacca davet ediyoruz diyor. Sezai Bey bana hac henüz fazla olmadı. Farz olduğu zaman giderim inşallah diye tekrar cevap veriyor. Bunun üzerine kendisine şöyle diyor Sayın Görmez, üstadım bu ümmeti bir Arafat manifestosundan niçin mahrum ediyorsunuz? Karakoç cevabı veriyor arkadaşlar. Hoca, Arafat'ta manifesto yazılmaya gidilmez, vakfe durmaya gidilir. Değerli arkadaşlar, bitmiştir yani sizin kültür iktidarı falan diye böyle bir şey beklemeyin. Siz manifesto yazmaya gidersiniz, siz araç olarak kullanırsınız. Vakfeye gidilir diyor Sayın Karakoç. Bakın, sadece bu değil değerli arkadaşlarım. Bir de rant, turistik bakıyorsunuz olaylara. Ne getirir? Bu turizmle ilgili de birkaç cümle söyleyeceğim. Ne getirir? Böyle bak, bundan da kültür falan, kültürel iktidar çıkmaz. Ya meclisten size örnek vereceğim değerli arkadaşlar. Bakın, rahmetli Özal zamanında hak ve ilişkiler binaları yapıldı. Bir kısmını kullanıyoruz, yollarını kullanıyoruz, binaları yıkıyoruz. Onun yerine yaptığımız yola bakın ya, Anadolu medeniyetleri yok arkadaşlar ya, böyle bir şey var mı ya? Ya Allah için bir düşünün ya. Anadolu medeniyetleri yoluna bakın. Bir o binaların resimlerine bakın, bir şimdi diktiğiniz AVM halkla ilişkilere bakın ya, kültür. Böyle bir şey olur mu? Ya dün üzülerek sizi seyrettim burada ya. İşte eserler diye şey yaptınız. Kule. Ya sizin eseriniz kardeşim. Denizliler var mı Denizliler ha? Şimdi 35 metre tavuk koros var arkadaşlar. Yani bunlardan kültürel iktidar nereden çıkaracaksın? Havuç bilmem kaç metre arkadaşlar. Bunlardan nereden çıkaracaksınız ya? Böyle bir şey var mı? Bir şey daha var. Kule. Bilmem Avrupa'nın her tarafının en yüksek kulesi. Ya müthiş bir şey var. Büyüklük takıntısı diyeceğim ben buna. Yani arkadaşlar, büyük güzeldir diye bir şey yok ya. Büyük sanatçılar küçük güzeldir diye eserler yazmışlar ve 200 seneden beri okunuyor. Yapmayın, etmeyin. Betondan kültür çıkmaz, kültürel iktidar çıkmaz değerli arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. Turizmi konuşacağız. Karadeniz yaylalarında yeşil yol diye geldiniz. 150 sene evvel döşenmiş taşların üzerine, taş döşenmiş taş. Taşların üzerine yollara beton ve asfalt döktünüz. Burada ne turizm çıkar Sayın Bakanım, ne kültür çıkar, ne kültürel iktidar çıkar. Çıkmaz, mümkün değil. Öyle bir şey olur mu? Sezai Karakoç tüneli diyerek kültür üretebilir misiniz? Vakıflar, sanat vakıfları falan kurdunuz, bir müteahhidi başına getirdiniz. Hem de köy müteahhidini, kalyoncuyu başına getirdiniz. Böyle bir şey, buradan kültür çıkaracağız diyorsanız gerçekten size arkadaşlar gülerler, nitekim gülüyorlar da. Bak bir şey, kültürle ilgili bir şey de anlatayım geçeyim. Hazreti, bir de kibir var sizde. Bir peygamber zamanından Medine'ye Şam'dan bir papa, rahip gelir. Ya bu devlet Kur'an diyor, peygamber kim diye gider arar sorar, nerede peygamber, nerede Muhammed? İşte gösterirler orada işte birkaç kişiyle oturuyor ağacın altında. Hangisi olduğu da belli değil. Ya bu nasıl bir şey diyor ya, peygamber imparator olmuş, şeyleri fethediyor, daha diğer insanlardan ayrılmıyor. Arkadaşlar, büyüklenme yok, saray yok, bir şey yok. Sizde büyüklenme var, büyücetme var, kibir var. Buradan kültür çıkmaz. Çıksa da bu kültürün İslam'la bir ilgisi olamaz, yoktur arkadaşlar. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Siz İbni Haldun'un teorisini bile çürüttünüz ya. İbni Haldun'un meşhur, bilirsiniz değil mi? Bedevi Hadari ikilemiyle bir teori geliştirir. Yani şehir bozulur, merkez Hadari bozulur. Bedevi de taşradan gelirler insanlar, onlar bir asabiyet getirir, ruh getirir ve
yeni bir medeniyet, yeni şeyler ortaya çıkar. Ya bu yok, siz yıkıyorsunuz, yok ediyorsunuz kurum ve değerleri, yenine hiçbir şey kurmuyorsunuz. Geriye doğru bakın, Allah için yani geriye doğru bakın, hiçbir şey kurmuyorsunuz, yok. Yani İbni Haldun'u bile, evet ismini üniversite kurdunuz ama teorisini ortadan kaldırdınız değerli arkadaşlarım. Bu nedenle kültürel iktidar kuracağız, kültürel iktidar yoktur. Öyle emir komutayla kültürel iktidar, öyle bir şey olmaz değerli arkadaşlarım. Bir şey yaşanır, oradan çıkar. Ya siz dün, ben şaştım sizden arkadaşlar ya, köprüleri seyrediyor diyor, arkadaşımız anlatıyor Aydemir. Köprü, ya nedir köprü? Yol seyreder diyor, yol seyreder. Beton. Nereden? Ne kültürü ya? Kültürle bir ilgisi yok ya. Değerli arkadaşlarım, neyse. Ya ben bunu uyarı olarak söylüyorum. Buradan kültür mültür çıkamıyor. Zaten zamanınız da kalmadı, gidiyorsunuz. Turizmle ilgili de birkaç bir şey söyleyeyim. Sayın Bakan, Doğu Karadeniz bölgesinin geleceği gerçekten, ben de inanıyorum, turizmledir. Fakat Doğu Karadeniz bölgesinde kitle turizmi olmaz. Şu turizm kavramı üzerinde biraz düşünün değerli arkadaşlarım ya. Doğu Karadeniz'de kitle tür deniz yok. Yani yaylalara da bu kadar insan bu şekilde gezemezler. Bu yaptığınız yollar, yeşil yol dediğiniz yol, Karadeniz'de yani turistin geleceği, kafa dinleyeceği, gezeceği yer doğa. O doğayı yok ederek, ya Ayder de insanlar kendi kendilerine Ayder yok oldu diyorlar. Aynen gecekondu gibi değerli arkadaşlar. Keşke Ayder gecekondu olarak kalsaydı, insanlar kendileri icat etmişti. Geldiniz, acele kamulaştırmaları insanların elinde aldınız. 2000 parklık, 2000 araçlık otopark yapıyorsunuz, büyük oteller yapacaksınız. Niye? Dışarıdan turist gelecek, Arap marap küçümsemiyorum. Havuza girecek, yatacak, ondan sonra gelecek şeyde de yiyecek, gidecek, yatacak, yiyecek ve bu turizm olacak, kültür olacak, bu para bırakacak. Bu kadar, böyle olmaz. Doğu Karadeniz'i 10 sene sonra, 20 sene sonra herkes arayacak ve sizi lanetleyecekler derler. Sizi derken yani bu anlayışı, yani bu yapılan HES'leri, taş ocaklarını, maden ocaklarını, ya kardeşim tabii maden çıkarın, tabii taş ocağı yapın. Ama bunların son cümleleri. Ama bunların kuralları var. Türkiye'nin en güzel çevre kanunu var kardeşim. Emeği geçenler hepsine teşekkür ediyorum. Niye bu kanunları uygulamıyorsunuz ya? Niye çevreden arkadan dolanıyorsunuz? Niye bu insanlar 3 tane 5 tane müteahhide bu kadar kolaylıkla? Tamam, çevre kanunları uygulansın, maden de çıkarılsın. Teşekkür ama bitiriyorum birkaç cümle daha. Ama buralar bizim Sayın Bakanım, yapmayın, etmeyin. Doğu Karadeniz'le ilgili yapılan çalışmaları, yayla yapılaşmaları, bunları durdurun ve bir şura düzenleyin, bir toplantı düzenleyin ve bunları konuşalım. Ya bir dakika daha ver, ne olur yani. Bunlar...